Peki diplomasinin o ağdalı ifadeleri o ketum tavrını bir tarafa bırakarak dünya medyasına Türkiye'den neler yansıdı? Ukrayna cephesinden okuyalım. Bir kere her şeyden önce Ukrayna herkesin özgür dünyanın demokrat dünyanın takdirini kazandı. Kolayca pes edecekleri sanılıyordu. Pes etmediler. Bugün de İstanbul'a dolma bahçeye askeri üniformalarıyla saçlar sakallar biz bir mücadele veriyoruz. Karşısında Ruslar, Grand Valet, cepheden geliyoruz. O anlamı karşı tarafa geçirerek geldiler. Buyurunuz, garantör devletlerden Kırım meselesine, Dolma Bahçeden dünyaya, Ukrayna'nın istedikleri. Bir, garanti talebi. Garanti istiyoruz diyor Zelenski'nin heyeti. Saldırı olduğunda garantör ülkeler önce 3 gün içerisinde bir müzakere süreci başlatacak. Rusya saldırırsa, eğer ateşkes sağlanmıyor, bu saldırı durdurulamıyorsa bize asker ve silah desteği vereceksiniz. Bundan sonraki herhangi bir olası Rus saldırısında. Bu garanti istiyorlar. Peki garantör devletler kim? Ukrayna, bir İngiltere, iki Çin, üç Fransa, dört Amerika, beş Almanya, altı Kanada, yedi İsrail, ve 8 Türkiye. 8 garantör devlet istiyor. Rusya dışında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tamamı var. Kanada, İsrail ve Türkiye ve Almanya'da dahil. İşte garantör listesi. 2. Ukrayna'da yabancı ülkelerin herhangi bir askeri üssünün bulunmamasını kabul ediyoruz. Net bir şekilde Rusya'ya NATO üyesi de olmayacağız. Herhangi bir Amerika, İngiltere başka bir emperyal gücün burada askeri üssü olmayacak. Moskova'yı, sen Petersburg'u tehdit etmeyeceğiz. Bunun garantisini veriyoruz dediler Dolma Bahçede. Rusya'daki ateşin de düşmesinin önemli bir maddesiydi bu. Donbas'ın statüsü Rus ayrılıkçılar artık Donbas o, o bölge Donetsk ciddi anlamda Rusya toprağı olmuş durumda. Bunu da söylemek gerekiyor. Donbas'ın statüsünü ise burada konuşmayacağız. Zelenski ve Putin bir araya geldiğinde Donbas'la ilgili her şeyi onlar konuşacak ve devlet başkanları düzeyinde onlar karar verecek. 4. Kırım'ın ilhakı. 2014 yılında Ruslar Kırım'ı ilhak etti. Aslında orası bir Osmanlı toprağı biliyorsunuz. Çok sayıda Kırım Türkü, Tatar Türkü var. Peki biz tanımıyoruz bizim Kırım'daki tavrımız Ukrayna'dan yana Türkiye için. Kırım'ın ilhakı üzerine müzakereler ateşkesle başlayacak. Kırım'da silah tek bir tetik düşürülmeyecek. Ve oranın geleceğiyle ilgili görüşmeler 15 yıla yayılacak. 15 yıl boyunca diplomasi devam edecek. Tek bir silah patlamayacak. Ukrayna'nın Kırım talebi de bu. 5. Tüm bu maddeler Rusya tarafından da kabul edilirse bir şartımız daha var. Ukrayna halkı referandumda barış anlaşmasını onaylaması gerekiyor. Bakar mısınız? Halkıma gideceğim, barış anlaşmasını şeffaf bir şekilde sunacağım ve referandumla evet çıkarsa ben bu anlaşmayı öyle imzalarım. 6. İstanbul'daki şu görüşme Zelenski ve Putin'in bir araya gelmesi için yeterli gerekçe. Bahçedeki üniformalarıyla, kamuflajlarıyla, siyah gömlekleriyle, sakallarıyla cepheden geldik diyen Ukrayna heyetinin maddeleriydi. Şimdi bu maddelerin ardından ne yapıyoruz Bülent? Önce tanklar mı? Evet tanklar. Ruslar bir iyi niyet gösterisi yaptı. Anlatacağım ama o görüntüyü bir izleyin önce. Biz Kiev'den ve çevresindeki muhasara eden o kuvveti tankları geri çekiyoruz dedi. Baktık doğru mu söylüyorlar. Sahaya gittiğinizde dolma bahçenin cepheye yansıdığını görüyorsunuz. Bakın Rus tankları nasıl geri çekiliyor. Aksın taze görüntüler. Evet baktığımda şu tanklar hem Kiev'in etrafında hem de bir şehir daha var. Bakın adı aklıma gelmedi. Buyurun. İşte çekiliyorlar. Dolma bahçenin cepheye yansıması dedik. Çernihil ve Kiev. Teşekkür ederim Bülent. Tanklar, zırhlılar trenlere yüklendi. Şu yazıyı çeker misin? Gidişi bir görelim. Gidişi bir görelim aşağıdan. Evet işte Dolma Bahçenin Kiev etrafına yansıması. Gelin bana yeterli. Dolma bahçeye grand tuvalet Ruslar geldi. Bu satrançta, bu diplomasi işinde Lavrov'un talebeleri gayet başarılı. Öyle mi? Peki onlar ne istedi? Ukrayna bunları istedi. Bir de Rusya'nın neler istediğini, hangi maddeleri seslendirdiğini kolay anlama prospektüsü olarak size sunayım. Dolma bahçeden dünyaya Rusya cephesi. Bir, az önce izlediğiniz tankların görüntüsünün somut maddesi. İstanbul görüşmeleriyle eş zamanlı olarak müzakere şartlarının, barış görüşmelerinin tam anlamıyla başlayabilmesi için Kiev ve Çernihiv'deki askeri faaliyetlerimizi azaltacağız. Kiev ve benim hatırlayamadığım şehrin ismi Çernihiv. Gördünüz tanklar oradan çekiliyor, Ruslar sözünü tuttu. İki, orduların, savaş kuralları dışındaki davranışlarını hem Ukrayna hem Rusya orduları olarak ortak cezalandıracağız. Bu ne demek? Cenevre Sözleşmesi. Size anlatmıştım. Birazdan görüntüsünü izlettireceğim. Savaşın bir hukuku vardır. Esirlere, kadınlara, yaşlılara, çocuklara dokunamazsınız. Kim dokunursa işte onlar Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde savaş suçları olarak yargılanırlar. Peki erken gittin Bülent. Niye değişti bu? Peki gelsin ve bir diğer madde. Baktığınızda Cenevre Sözleşmesi'nin ardından 3. Kırım'ın durumu. Kırım'da Ruslar hemen referandum yapılmasını istiyor. Behemahal Kırım'da referandum yapacağız. Ve sonuçlarını herkes kabullenecek. Özellikle Ukrayna'da kabullenecek diyor. İki taraf da kabul etsin. 4. Rusların şartları daha az. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, eğer Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı bir araya gelir, bir anlaşma zemini üzerinde ön anlaşmayı sağlarsa, Putin ancak o şartla Zelenski ile görüşebilir. Rusların şartları da bunlardı. Peki, Cenevre Sözleşmesi dedim, değil mi? Bir parça Ukrayna'nın vatanseverliği, zor şartlardaki savunmasından dolayı doğruya doğru sempatik bak.